Tamam, bilgisayar örneği çok güzel ve o mesele tam olarak oturdu. Yalnız bilgisayarı yazan bir yazılımcı var, evet dış bir güç var. Fakat o yazılımı yazıyor ve bırakıyor ve ardından o yazılım bütün icraatı görüyor. Buradan çıkabilecek ikinci bir soru da şu. Evet, bir yaratıcı var, tamam. Fakat bu doğa yazılımını yazdı ve kenarda bekliyor, bıraktı. Bilgisayar örneğindeki gibi. Böyle bir soru ortaya çıkabilir hocam. Şimdi öyle bir bilgisayar varsa o bilgisayar kendi kendine çalışır. İçindeki programa uygun çalışır. Fakat o bilgisayarı sen internete bağlamak istersen bir dış gücün bilgisayarla ilgili yardımı gerekiyor. Şimdi bağlanabilirlik olmazsa bir bilgisayar ne işe yarar ki? Bilgisayarın içindeki program, hani ben Kur'an-ı Kerim'deki kalbi mühürlenme kavramını buna benzetiyorum biraz. Bazı insanlar kalbi mühürlendi diyor ya, yaratıcıyla online olamıyor o kişiler artık. Onunla bağlantıları kopuyor, kendi içindeki yazılıma göre yaşayıp duruyorlar. Ama yaratıcıyla online olabilirse, bağlantı kurabilirse bir kimse, tıpkı uyduyla bağlantı kuran bir bilgisayar gibi. Bilgisayarlar uyduyla bağlanabilirlik özelliği olursa bilgisayarlar şu andaki yaptıkları işi yapıyorlar. Wireless'in olmadığı yerde bilgisayar sadece içindeki oyunlarla sınırlı kalır. Onun için evren de bir bilgisayarsa, insan bilgisayar, kendi içinde otonomisi var, doğru. Ama evren de bir bilgisayar. Evrendeki bilgisayarın aynı şekilde sen bilgisayarı yazan birisi olduğunu kabul ettiğine göre, evrende büyük bir yazılımsa, yani evrende akıllı tasarım olması gerektiğini düşünüyorsak, bu hepsinin, bütün küçük küçük bilgisayarların birleştiği, küçük küçük insanların birleştiği büyük bir dış zekaya bağlı çalışmak zorunda evren. Yani aslında bu neyi gösteriyor? Sen bilgisayarın internete bağlanmasına ikna oluyor musun? Alıyoruz. O zaman evrende bir yazılımsa, o zaman evrenin dışında kime bağlanıyor? Bunu bul. Evrenin dışında bunu tasarlayabilecek gücü olan güç ne? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Levh-i Mahfuz diye bir ipucu vermiş bize. Levh-i Mahfuz ana kitap demek. Yani önce aslında ne olmuş? Bilgi yaratılmış. Kuantum fiziğinin ortaya çıktığı veri tabanı. Şöyle söyleniyordu, önce veri her şeydir deniyordu. Ama şu anda anlaşıldı ki her şey veri. Biz de veriyiz. Biz de IP'si olan bir veriyiz biz de. Canlı olarak zannediyoruz kendimizi ama aslında bir kuantum veriyiz biz, insan. Her şey veri olduğuna göre evrende de bir evrensel veri tabanı var. Evrensel veri tabanından sonra matematik var. Her şey hesap dahilinde. Evrendeki yazılımı yapan ikinci aşamada matematiği yapmış. Üçüncü aşamada geometri yapmış. Tasarım ortaya çıkarmış. Dördüncü aşamada enerji yapmış, fizik. Enerji tabanlı deniyordu evren. Şimdi dijital tabanlı deniyor. Enerji olmazsa çalışmaz ki. Mesela bilgisayar elektrik olmazsa çalışmaz ki. İstediğiniz kadar harika bilgisayarınız olsun. Pili bittiği zaman bir işe yaramaz. Bunun gibi evrendeki bağlantısallığı gösteriyor bu da. Devamlı beslenmesi gerekiyor onun. Devamlı bakımı gerekiyor. Dış iradenin bakımı gerekiyor. Bakmadığı zaman... pili bitti zaman bu şey yapar yani, gene bir dış zekayı isteyen bir iş. Ondan sonra bak kimya geliyor, madde. Madde bilimi kimya aslında. Bütün inorganik maddeler, sonra organik maddeler. Ondan sonra o da bitmiyor, canlı geliyor, biyoloji. Bilimlerin böyle bir hiyerarşisi var. Bu hiyerarşiye göre evren yaratılmış. Ve bunu yarattıktan sonra bu evreni yapan o sistemi tıkır tıkır işletiyor aynı zamanda. Bunu işleten bir dış irade yoksa evrende kaos olur zaten. Bir an bağlantısını keserse evrende kaos olur, bütün evrende. Kayyumiyet diye geçen Kur'an-ı Kerim tabir, her şey Allah'la ikame olması, kayyum olması. O hakikati de gösteriyor bu. Yani kayyumiyet hakikatini gösteriyor. Allah'la ikame her şey, ondan bağlantısı hiçbir şey yok. Kuantum fiziğinin önermesi böyle. Yani aslında bu verdiğiniz cevap deizm dediğimiz meseleyi de çürütmüş oluyor. Çürüttü. Evet. Tabii.